Arkadaşlar selam, motosikletimizin rodajını yaptık. 1000 kilometreyi tamamladık. Bayiden aldıktan sonra bayi hiçbir şekilde bir uyarıda bulunmadı bana. Yani şunlara dikkat etmen lazım rodajını yaparken diye. Ama ben önceden bildiğim gibi rodajda motosikleti çok fazla zorlamamaya çalıştım. Maksimum hızını falan denemedim. O şekilde bir şey yapmadım yani. İlk 1000 kilometreyi sakin, güzel, normal devir aralıklarında, çok fazla gaza yüklenmeden, son hızı test etmeden yapmaya çalıştım. Tabii bu süre zarfında ilk aldığımda fark ettiğim bir şeyi söyleyeyim. Gidonu, lastikler düz dursa bile gidon hafif yamuk duruyordu. İlk aldığımda bunu fark ettim. Tabii rodaj döneminde dikkatli olmak lazım. Bu ve bunun gibi bazı işte vidalar vesaire, gevşeme, bu şekilde şeyler olabilir. Tabii bunu fark edince hemen telefonla aradım, söyledim. Dediler sıkıntı değil. Gel, hani bir gevşeklik vesaire bir şey yoksa kullanabilirsiniz bu şekilde. Çok fazla sıkıntı yapmıyorsa sizin için dediler. Geldiğinizde düzeltiriz dediler. 1000 kilometre sonra işte rodaj bakımı için gittim. Rodaj bakımı için gittiğimde onu da düzelttiler. Sıkıntı olmadı. Onun dışında ilk 1000 kilometrede motosikletle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Sadece şunu söyleyebilirim. Bazen ilk çalıştırmalarda, sabah özellikle, ilk çalıştırmalarda çalıştıktan sonra istop ettiği oldu. Tabii bunu da sordum. Bu da gayet normalmiş. Yani eğer Piaggio MP3 kullanıcıları varsa onlar zaten bilirler daha önceden, ama yeni alacak olanlar, 2022 model bir Piaggio MP3 tercih edecek olan varsa bu bilgiyi de vermiş olayım. Endişe etmeyin. İstop etmesinin de her zaman yapmıyor, bazen yapıyor. İstop etmesinin de normal olduğunu söylediler. Onun dışında ilk bakımda ne yaptılar? Buraya zaten yazmışlar. İşçilik almışlar. Filtreyi değiştirmişler. Yağ filtresini. Vites yağını değiştirmişler. İşte bir jonta takmışlar. Bir de normal 540 yağ koymuşlar. Toplam hepsi 510 tuttu. Yani 510 1800 TL bir şey yapıyor şu anda. 1800 TL ya da 1850 TL yapıyor şu anki döviz kuruna göre. Tabii Türkiye'de böyle bir skuterin, 300 cc'lik bir skuterı rodaj bakımına götürseniz kaç TL yapar onu bilmiyorum. Ama buranın para birimiyle 500 lei yapıyor. Çevirdiğimiz zaman da 1800 TL yapıyor. Bildiğim kadarıyla normalde motosikletlerde ya da skuterlarda kitapçıklarında yazıyor rodaj yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği. Ama ben bunun kitapçığında böyle bir şey bulamadım. Bayi de bir şey söylemedi bana aldığım yer. Ben de özellikle onlara bir şey sormadım. Bildiğim gibi rodajını yaptım. Şu anda bir sıkıntı yok. 2500 kilometreye geldik. Bakıma gittikten sonra da bir 1500 kilometre daha kullanmış oldum. Bir sıkıntı yok. Her şey güzel gidiyor. Sürmeye devam, gazlamaya devam ediyoruz. Bu arada bakım aralıklarından da bahsedeyim. 1000 kilometrede rodajını yaptık. 6000 kilometrede tekrar bakıma gideceğiz. Yani 5000 kilometrede bir de bakıma gideceğiz. Bakım aralıkları var. Onunla ilgili de video paylaşırım. Çünkü ne kadara mal olacak bilmiyoruz. Ne kadar para isteyecekler? Yine bir 500 lira gibi muhtemelen vereceğiz diye düşünüyorum. Çünkü sadece yağı değiştiriyorlar. Yani sadece yağları değiştiriyorlar. 500 lira alıyorlar. Yine muhtemelen yağlar değişeceği için bir 500 lira alırlar diye düşünüyorum. Aslında düşündüğüm zaman bakımlarını kendim de yapabilirim ama garanti kapsamından çıkacağı için onu da yapmıyoruz. Şu anda servise gitmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup destek olursanız, yorum atarsanız, beğeniye basarsanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler. İyi sürüşler.